Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 112 ve 113'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki kumaş A'dan başlayıp şekildeki gibi düzgün olmayan çizgiler boyunca en son E noktasına kadar kesilerek parçalar ayrılıyor. İki parçaya ayrıldı. E ile C arası 6 buna göre elde edilen parçaların çevreleri farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne diyelim burada? Şuraya bir x diyelim. o zaman x burası x artı 6 yapar. Şuraya bir y diyelim. O zaman burası y yaptı. Şuradaki uzunluğa da düz bir çizgi değil hocam. Ne yapacağız? Hiç paniğe gerek yok. Şuraya da z de bu uzunluğa da. Çevreleri farkı. Bak bir elimizde bu var bir de bu var. Büyük parçadan küçük parçaya çıkartacağız. Büyük parçanın çevresi. Yazıyorum x artı 6 artı y artı 6 artı z değil mi? Artı 6 artı z değil mi? Evet. Eksi x, y ve z'yi çıkartacağız. x, y ve z'yi çıkartacağız. x, y, z'ler nanay oldu. 6, 6, 12 oldu cevap. Bak ne kadar kolay çıktı. Yeter ki kalemin çalışsın. Elin çalışsın. Evet birinci soru. E dremit oldu. Geldik ikinci soruya. ABC dedik dörtgen. AC köşegen. Tamam. 18 ise. Hocam karşı tarafta 18'dir. Kök katı o zaman x kenardaki üçgen olmak zorunda. Burası da 18 oldu. Şimdi EC uzunluğunu da 6 vermiş. O zaman burası da 24 mi yaptı 18 altta? Evet. PC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Oo, şurayı bulacağım. Burayı bulmak için ben şunun tamamını bulabilirim aslında şöyle. Şunun tamamını bulabilirim. Bunun tamamı nasıl bulunur? Hop, şuradaki Pisagor bağıntısından. E hocam Pisagor bağıntısı belli mi? Burası altının 3 katı, burası 6'nın 4 katı ve şurası da kaç yaptı? Altının 5 katı yaptı, 30 yaptı burası. Hocam şu parçası nasıl bulunur? E genelde benzerlikle çıkıyor kardeşim. Bak kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 24 bölü 6. Yani kaça kaç? 24 bölü 6. 4'te 1 değil mi? Evet 4 bölü 1 oran var yukarıdan aşağı. E o zaman burası 4 x'e burası x'tir. Toplamda 5 x 30'a eşit. 5 x 30'a eşitse x de böylelikle 6 çıkar. Zaten benden fc. Yani x isteniyor. Cevap c an oldu. Geldik 3'e su dikdörtgen biçimindeki kilimi EC boyunca şekildeki gibi katladığında katlanmış. Biz ne yapıyorduk? Katlanmış hali geri doğru açıyorduk. Açtık geriye doğru. Ben şuranın 100 olduğunu biliyorum. 100. Buranın 60 olduğunu biliyorum. Sonra burası da kaç oldu? 160 oldu. Şimdi katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 100 ise burası da 100 yapar. Hatta şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olur. E ondan sonra ne olacak burada? Hocam üst üste binen açılar da eşit de şu 90 ise, burası da 90. Aa 90'lar havada şu Hiç açı ortaylara dalmayan bile. Dal alfabete ya ama öncesinde 60 100 ne üçgeni? 6 8 10'un 10 katı olduğundan 60 80 100 yaptı. 80. Dal alfabete ya. Alfa ondan sonra beta beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Sonra benzerliğe bakıyorum. Alfanın karşısı 80 sen alfanın karşısı 160 yani 1'e 2 oran var. E o zaman beta'nın karşısı 60'sa beta'nın karşısı kaç yapar? 120 yapar. Bitti gitti. Cevap böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşım. Evet 3'ü bulduk geldik 4'e. Ego Kızılay 40'a 80 verim. Şu 40'ı yazayım kardeşim. Şu 80'i de yazayım şuraya. Hatta burası da 80. Tamam. Belediye otobüs durağında iki demir parçadan oluşan zemine dik durumda birbirine dik. Üzerinde işte bu leva varmış. Sonra böyle ayrılmış buradan. 30 derece açı yapmış burada böyle. Ee, en son ne isteniyor? B köşesinin zeminden yüksekliği kaç santimetre azalmıştır? Önceden B köşesinin zemini olan yüksekliği. Zemini olan yüksekliği şu değil midir arkadaşlar? Evet. Bak B köşesinin zemini olan yüksekliği. Tamam. Şuradaki uzunluk. Aslında şuradaki uzunluk. Eyvallah. Yani burası kaç? 40 mı? Evet. Şurası A. Önceden A'ydı değil mi? Tamam. Şu ama dikkat et. Şurası da 40 olduğuna göre şuradaki uzunluğun A artı 40 olduğunu biliyoruz. Geldik buraya. Hocam 30 derece kaçı yapmış? 30 90'sa sa burası 60 yaptı. 60 90sa burası 30 yaptı. 90'ın karşısı 40 sa 30'un karşısı kaç yapar? 20 yapar. E benden B köşesi isteniyor. O zaman şöyle B köşesi istendiğine göre şuradan birlik çizelim. 90'ın karşısı 80 ise 30'un karşısı kaç yapıyor? 40 yapıyor. Burası da 40 43 yaptı. E arkadaş şuraya da ben bir x diyeyim. Benden ne isteniyor? Hocam önceden a'ydı. Şimdi x oldu. Ne kadar azaldı isteniyor? a eksi x isteniyor. Ve dikkat et şu uzunlukla. Şu uzunluk burada eşit değil mi? Evet. Yani buraya A demiştik. A artı 40 eşittir. 20 artı 40 kök 3 artı x'e eşit. Benden ne isteniyor? Zeminden yükseklik kaç santimetre azalmıştır. Önceden a'ydı. Şimdi x oldu ya. a eksi x istenmiyor mu arkadaşlar? Evet a eksi x. x'i buraya atalım o zaman. a eksi x de neye eşit oluyor o zaman? 20'yi de buraya atınca eksi 20 yapar. 40 kök 3 eksi 20 eşit oldu. O zaman şu kadar bir azalma söz konusu arkadaşım. Yani 40 kök 3 eksi kaç yapıyor? 20 yaptı cevap değil mi? Evet cevap denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya 5. Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. Burası da 80 verilmiş. Arkadaş dikdörtgenden dolayı şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi ister burada 2 iç açı 1 dış açıdan 40 40 yaz. İstersen 80 burası. 180'den 80 çıkart 2'ye böl. 50 50 yapar. E, dolayısıyla tamamı 90 olduğundan buraya 40 kaldı diyebilirsin. E hocam burası 40 sa burası da 40. Hatta ikiz kenardan dolayı 40 sa burası da 40. E hocam 2 iç açı bir dış açıdan burası 80 yaptı. 80 40 daha 120. Buraya ne kaldı o zaman? 60. Cevap 60 oldu. 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. ABC'de dikdörtgeni C köşesi etrafında döndürülerek yukarıdaki şekil oluşturulmuştur. Evet neler verilmiş? 12 verir. 7 var ve 8 var. 8 nerede? A üstü D üstü. yani şurası. E, kalem döndürdüm bize yine aynı kalem miydi? Evet. Döndürmede bir şey değişmiyor. 8. Sen bu dikdörtgen döndürdüğün zaman kısa kenarı yine 8 değil mi? Evet. Yani buraya ne kaldı? 1 kaldı. E, burası 12 değil mi? 12. Hocam uzun kenar 12. E, bitti gitti. Bu dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Hocam bak şurası 90. E burası da 90. Bak sen şunu şöyle yaparsan 2 tane dik üçgenin alanı isteniyor aslında. Hocam bu alan 1 çarpı 12 bölü 2. 6. Bu alan 6. Hocam bu alan. Şurası belli mi? Eyvah eyvah. Burası belli değil be ya. Burayı ne yapacağız? Arkadaş burayı da bulmak için bir hamle yapmamız gerekiyor sanki değil mi? E arkadaş Pisagor bağıntısından sanki burası da çıkacak. Çünkü bak şuraya bir x diyelim. Şuraya bir y diyelim. y kare neye eşittir? 1'in karesi artı 12'nin karesine eşittir y kare. Şuradaki Pisagor'da. E, y kare aynı zamanda x kare artı 8'in karesine eşittir. Vay. Çıktı mı bir şeyler? Çıktı. Her ikisi de y kare eşit. X'i buradan bulurum. Yani burası 144 artı 1'den 145 eksi 64 eşittir. Kaç yaptı? X kare yaptı. O zaman burası kaç yapıyor? 81 yapıyor. X kare. X'i de böylelikle 9 buluruz. Tamam. O zaman bu alanda 9 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Yani 36 yapar burası da. E o zaman 36 artı 6 isteniyor bizden. O da 42 yapar. Evet 6. soru balık esir oldu. Geldik 7. soruya. 7. soruda neler söylenmiş bize? ABC dedik dörtgeni şu şekilde bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığı zaman eski haline geri getiriyorduk. Zaten eski hali burada var elimizde. Sıkıntı yok. Üst üste binen kenarlar eşit hocam. Şu kenarla şu kenar eşit. Şu açılar birbirine eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Karışık açılar çok işimize yaramıyordu. Şu kenarla şu kenar eşit. Ondan sonra bu kenarla da bu kenar eşit olacak. Eyvallah. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. Yani 8 ken burası da 8 yazalım hemen. BC'ye 16 vermiş. Hocam BC uzunluğu 16. Ben buraya x dersem burası da x e hocam burası 8 ya. Bak buraya da 16 eksi x kaldı. Pisagor bağıntısı. Hiç uzatmıyorum işi. Şey. 8 var. Ya 6, 8, 10 ya 8, 15, 17. Ben buraya 10 dersem burası 6, 8, 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani burası 10 çıktı gerçekten. Son durumda oluşan şeklin bir yüzünün alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam çift çizgi 10 bulduk. Bu arada şu açılar birbirine eşit ya. Z'den dolayı burası da nokta açısı. A noktaya nokta. <laughs> ikizkenar kenar çıktı. 10 burası da 10 çıktı. E o zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şimdi şimdi benden ne isteniyor? Son durumda oluşan şeklin bir yüzünün alanı. Yani şu kırmızı alanla yeşil alanın toplamı isteniyor. Şurası artık katlanmıştı ya. Evet buradaki alanları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu alanı bulurum. Eyvallah 6, 8, 10. Bu da 6, 8, 10. Bir tek burası kalıyor ya. Hocam ben burayı nasıl bulacağım? Bu arada burası da 6 mı? 6. Şu uzunluk bulunabilir mi? Bulunabilir. Nasıl? Şuradan bir dik çizersek. Şöyle dik çizdiğimizde. Hocam 6 ise 6, 8 ise 8'i yazdık. E sonra bunun tamamı 16 idi. 6 6 12'si burada. Buraya da 6 mı kaldı? Evet. Yani x dediğimiz burada şurası x burası x. Bu x'in 10 olması lazım. Dur bir dakika. Burası 4 olacak o zaman ya. Tamamının 16 yapması için evet 4 kaldı buraya. 4 8 ise burası da 4 kök 5 mi? Evet. Şimdi daha farklı bir şekilde de yapabiliriz aslında ya. Şu alanı bulurken. Hocam bu alanı bulurken bu dikdörtgenin alanından şu üçgenlerin alanını çıkartarak da bulabiliriz. Ama ben bir yola koyuldum şu tabanı buldum. Bu tabanı bulduysam artık alanları bulurum. Şimdi şu üçgenin alanı nedir? Şurası da 90 ya. 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24. Hatta burası da 24 değil mi? 6 çarpı 8 bölü 2'den evet. Şimdi buradaki üçgenin alanını bulmaya çalışacağım ben. Şu üçgenin alanını da artık bulabilirim. İki kenar tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. 2 kök 5, 2 kök 5. Hocam burası 2 kök 5, burası 10 ya da şurası 10. Yüzden 2 kök 5'in karesi yani şuraya da A diyecek olursam. 100 eşittir 2 kök 5'in karesi 20 artı a kareden a kare eşittir 80 a da buradan kök 80 yani 4 kök 5 çıkar e o zaman arkadaşım burası da çıktı taban çarpı yükseklik bölü 2 de bu üçgenin alanı a alanında diyelim buraya burası 4 kök 5 çarpı 4 kök 5 yüksekliğimiz 4 kök 5 bir de bölü 2 var 80 bölü 2'den kaç çıkıyor o zaman cevap arkadaşlar 40 çıkıyor o zaman burada kalan da 40 ise 40 artı 24 artı 24 isteniyor bizden. O da 88 yapar. Yani cevap E dremit oldu 7. soruda. Geldik 8'e. ABCD dikdörtgeni biçimindeki 19 özdeş tuğla ile şekildeki gibi duvar örme işi yapan Ali duvarda boşluk kaldığını fark etmiştir. Duvar sadece EFGH dikdörtgeninden oluşmaktadır. Şöyle. Evet bunun çevresinde verilmiş. Arkadaşlar kısa kenarlara bakalım. Kısa kenara şöyle bir A diyecek olursam. Hocam burası da A. Burası da A. 3A. Yani uzun kenar 3A oldu. Hocam uzun kenar 3A. 3A. 3A, 3A yazacak olursam kısa kenarda A. A. E burası da 3A. Şimdi çevresi 6A burası. 3, 6, 9, 10, 11A da burası. Toplam 17A. 17A da burada 34A'yı bize kaç vermiş? 102 vermiş. A'yı buradan 3 buluruz. A3 ise yazalım yerine. 3 burası, 9 burası, 9 burası, 9 burası, 3 burası değil mi? Şimdi A'da 3. Benden boş kalan gri bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. E boş kalan gri bölgelerin alanlarını tek tek bulmaya mı çalışalım? Yok. Büyük dikdörtgenin alanından Şuradaki dikdörtgenin alanını çıkartırsak yani 3 ve 9 burası 3 kere 9 27. Yani burada 19 tane 27'yi çıkartırsak olay bitti. Evet A yerine 3 yazmıştık değil mi? Burası 6A yani burası 18. Burası da 11A o zaman burası da 33. Sen ne yapacaksın? On, 18 bir dakika burası 11A burası da 6A. A yerine 3 yazacağız. 18 burası 33 burası tamam. 33 ile 18'i çarpacaksın. Neyi çıkartacaksın? 19 tane 27'yi çıkartacaksın kardeşim. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam şuraya bakalım. 3, 6, 9. Bak buradaki sonuçla işlemi elde edeceksin. Hatta sonuçta 3 kere 8, 24. Sonu 4'lüden 7 kere 9, 63. Sonu e, üçlüyü çıkartacaksın. Sonu birliği yapacak. Cevap balık kesir diyebilirsin. Tamam. Ya da şu boşluklara bakalım. Hocam şuraya baktığın zaman. Şurası kaç? 27. Hocam burası da 18 ya. Şu ikisine kaç kaldı? Yani şuradaki boşluğa. Bir tane 9'luk dikdörtgen kaldı değil mi? İkisinin toplamı 9 dokuz yapıyor. 9'a 3'lük dik, 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 eh, konuşamadım dikdörtgen. Yani 27 yapar. E burası da 27. E o zaman buradaki iki boşluk da 27 aynı mantıktan dolayı. 3 tane 27'den 81'i de yiyebilirsin. Ya da şu işlemi yap cevabı ne bul? 81 bul kardeşim. Anlaştık. Evet ya da şöyle yapabilirsin. Hiç büyük hocam çok büyük işlem oldu. Şuradaki şu şekilde de daha kolay yapabilirsin. Hocam ben şuradaki dikdörtgenin alanından... Şuradaki iki dikdörtgeni çıkartarak bu iki boşluğu bulurum. Aynı şekilde bu iki boşluğu bulurum. Aynı şekilde bu iki boşluğu bulurum deyip oradan da sonuca ulaşabilirsin. Evet. Sekizinci soruyu bu şekilde balık kesir bulabilirsiniz. Tamamıyla sana kalmış. Geldik dokuza. Dokuz aşağıda unutmayalım. E burası dört verilmiş. Arkadaş dikdörtgende bir dik çizilmiş. Karşı köşeden bir de dik ben şöyle çizeyim mi? Çizeyim. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitti. Şimdi niye alfabete dalınca bu üçgenler eş oluyordu? Hatta bunlar birbirine eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyor. Yani 4 ayırmışsa burası da 4 ayıracak demiştik. E sonra burada kök 61'i de kullanmam lazım benim. Ya burada bir 90'dan diklendik çizildi. Öklit bantısı var. Şuraya bir x diyeyim. Buraya bir y diyeyim. Pisagor bantısı da var. Öklit bantısı da var. 2 bilinmeyen 2 denklem arkadaşlar. Normalde şunu yapacağız. x'in karesi eşittir. Normalde şunu yapacağız. Anormal bir şekilde çözeceğim büyük ihtimalle. Çünkü ben buradan uğraşmam. X'in karesi eşittir. 4 çarpı y artı 4. 4 çarpı y artı 4 bir denklem. Sonra x kare artı şu yukarı yazayım. X kare artı y kare de eşittir. E, kök 61'in karesi. Bir denklemde. buradan. E, gel burada x kare yerine 61 eksi y kare yaz. Sonra denklemde çarpanları ayır. Olay bitsin. Tamam 2022 denklem. Ama kolay çıkacak gibi. Ya da 61 neyle neyin? Sayılar ne olması lazım? 5 ile 6 sağlıyor galiba değil mi? Şuraya 5 dersem öklit bağıntısı sağlanmaz. Buraya 6 dersem 5 ve 6. Hocam 36 artı 25 61 yapıyor. 36 4 kere 9 36 da sağlaması da tutuyor. Yani hissettim x 6 buldum y'yi de 5 buldum kardeşim. İstersen dediğim gibi x, e, x kare yerine 61 eksi y kare yaz. Sonra çarpanlara ayır yine sonuca ulaşırsın. E, buradan y'yi 5 bulursun sonra x de 6 çıkar. Ondan sonra alan AB'ye isteniliyor bizden. Tabanımız kaç yaptı? 9. Yüksekliğimiz de 6. O zaman 9 çarpı 6 bölü 2 kaç yapıyor? 27 yapar. Cevap balık kesir oldu. 9. soruda geldik ona. ABC'de paraya kenarı biçimindeki kağıt AF ve EC boyunca kesildiğinde alanları eşit. 2 üçgen ve 1 dikdörtgen elde edilmiştir. Ya hocam burası A burası A burası A dersek tüm alan 3A oluyor. E ben şimdi dikdörtgen gördüm ya. Şuradan şöyle köşegeni çizsem A bölü 2 ile uğraşacağım. Ben buna 2A diyeyim. Buraya da 2A diyeyim. Burası da AA diye paylaşsa daha güzel olmaz mı? Yani tüm alan 6A olsun. Niye? Bu köşegen aynı zamanda dikdörtgenin köşegeni 6A ya. 3A 3A diye paylaşacak. O yüzden buraya A kaldı. 2A'sı buradaysa. Ya da dikdörtgen olduğundan hani burası 2A 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 ise AA diye paylaşır. BF uzunluğunu 4 vermiş. A alanlardaki oran tabandaki oranlamaya eşitti. O zaman burası ne oldu? 2 oldu. Hatta burası da 2 Alan ABCD'yi 24 demiş. ABCD. Hocam 24. Şu dikdörtgen olduğu için burası 90 ya. Paraya kenarın alanı taban çarpı yüksekliğe eşit. Yani yükseklik dikdörtgenin bir kenarı yapıyor. 6 çarpı H eşittir 24. H'ı da buradan 4 buluruz. E H da 4 o zaman AC uzunluğu nedir diye soruluyor. E AC uzunluğu da Pisagor bağıntısı arkadaşım. 2 4 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı 2 kök 5'i buluruz. 10. soru Hatçay yaptı. Geldik 11. soruya. Boyalı alan kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar paralel kenardaki şu bizim 5 yıldızlı alan. Bu alan tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil mi? Evet. E buradaki aynı 20 ise geri kalanlar da 20. Yani şu sarıya boyalı alan ne yaptı? İkisi, ikisi birlikte 20 yaptı. Tamam şunları böyle 20 diye göstereyim. E hocam aynı şekilde burası olsa geri kalanlar yine 10'dur. E buradaki sarı bölgeler de yine ne yaptı? 10 yaptı. Hocam Burası 30 verilmiş. 30 30'sa buradaki sarı bölgeler de yine aynı şekilde 30'dur. Aa hocam burayı nasıl bulacağım şimdi? Of. Arkadaşlar. Bak şimdi 20 ise burada kalan 40 mı? Evet tamamı. 10 sa burada kalan 20 mi? Evet. A dikdörtgenin birer kenarları eşit. Paraya kenarda da söylemiştik. Dikdörtgenlerde söyleyebiliriz. Birer kenarları ortak olan dikdörtgenlerde alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani burası 20 burası 40 ise tabanlarda oran K'ya 2K'dır. E o zaman burası K ise burası nedir? 2K'dır. E şimdi şuraya bakalım. 2K'da kalan 60 değil mi arkadaşım şurası? Evet 30 ya burası. Burası 60. Tüm alan 60. E tüm alan 60 ise 2K'daki 60 ise K'daki 30 yapar. Tamamı 30 ise burası 15 yapar. Yani şuradaki alanlar da 15 mi yaptı? Evet. O zaman sarı bölgenin alanları toplamı 10, 20, 30 ve 15'in toplamı 10, 20, 30 ve 15'in toplamı yapar. 50 60 75 mi yapıyor? O zaman cevabı 75 diye buluruz. Bak güzel bir soru. Gerçekten bu da hoş bir soru. Yani burada ilk önce çoğu alanı bulacağız. Şuradaki sarı alanı. Ondan sonra zaten burada da şu 5 yıldızlı alan hikayesi de güzel. Gerçekten güzel. Ya bunu böyle kitaplarda falan yoktu. Ben de son anda yazdım. ÖSYM de buna vurgu yapar mı? Vallahi yapabilir. Güzel bir soru. Evet geldik. Cevabı Akçay bulduk. 12. soruya. ABC'de dikdörtgende o köşegenlerin kesim noktasıdır. Evet köşegenlerin kesim noktasını nasıl kullanırız? Ya köşegenleri çizeceğiz arkadaş şöyle. Tam buradan geçmiyor ama şöyle şöyle. Ya köşegenleri çizeceğiz böyle. Ya da ne yapacaksın? Köşegenler mantıksız oldu. Şuradan dik, buradan dik çizeceksin. Dikdörtgende paralel kenarda işte bu çizilen dikler ne yapıyor? İki eş parçaya böyle arkadaş. 16'ya 8, 8 yapar. Buraya 1 kaldı. Sonra buradaki uzunluğu biliyor muyuz? O, E... OE E uzunluğu K iken O F uzunluğu 2K verilmiş. Evet. Burası K iken burası 2K verilmiş. E hocam buradan dik çizdik. Buradan da dik çizdik. E burada 90'lar var da şu. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa tam, e, tamam 90 olduğundan tamam 90 olduğundan beta. Beta 90 alfa. Senin şu üçgeninle şu üçgenin benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı K1 ve 90'ın karşısı 2K. 1'e 2 oran var. Beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı 2 yapar. 1'e 2 orandan dolayı. E sonra şurası kaç? 8 değil mi? E burası da 8. E 1'e 2 oran vardı. Aa, o zaman 8 ise alfanın karşısı alfanın karşısı burada 4 yapar. Boyalı alan kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Her şey çıktı meydana. Evet çıktı çıktı çıktı. 4 ise burası da 4 mü? Evet boyalı alan. Hocam şu üçgenin alanı. Yani işte göstereyim. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 8 bölü 2. 2 çarpı 8 bölü 2 artı. Şu alanı nasıl bulacağım? Dikdörtgenin alanından dik üçgenin alanı çıkartabilirim. 1. Yamuğun alanı diyebilirim. 2. Yamuğun alanı görmediğimiz için şuradan yapacağım. Dikdörtgenin alanından 8 çarpı 4'ten neyi çıkartacağım? 1 çarpı 4 bölü 2. 1 çarpı 4 bölü 2 çıkartırsam şuradaki tiki bulurum arkadaşlar. O zaman burası 8 yaptı. Artı e, 32'den de 2 çıkınca 30 yapar. Ve cevap 38 yapar. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? 12. soru. Yani son soruyu Denizli bulduk mu? Bulduk. Ve böylelikle dikdörtgende 3. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda... Dördüncü testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.